Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Bugün enteresan bir ürün var ama bunu laf olsun diye söylemiyorum. Gerçekten enteresan bir ürünle karşınızdayım. Şu anda ekranın büyük bir çoğunluğunu kapsayan ve benim de arkasında durduğum bu ilginç ürün Armor TR isimli markanın televizyon ekran koruyucusu. Şimdi farklı televizyon ekran koruyucuları var biliyorsunuz belki. Eğer özellikle böyle evde çocuk varsa, televizyona bir şeyler fırlatıyorsa veya sağa sola bir şeyler yapıyorlarsa, üzerini çizmeye çalışıyorlarsa bu tarz ürünler satılıyor piyasada. Armor TR'da bize gönderilen bir ürün. Nasıl okunuyor bilmiyorum bu arada ben. Armor TR diye okunuyor muhtemelen. Özel bir ekran koruyucu bu. Şu anda üzerinde görüyorsunuz 49 inçlik ekran için tasarlanmış. Yani 124 santimlik ekranlar için uyumlu olduğu yazıyor. İşte ne gibi şeyler yazıyor burada? Görüntüyü bozmaz diyor. Montaj gerektirmiyor diyor. Ve camdan 8 kat daha sağlam olduğu söyleniyor. Şimdi bizim de burada güzel bir televizyonumuz var. Onunla ilgili bazı denemeler yapacağız. Tabii şartları çok zorlamayacağız ama işte böyle uzaktan üzerlerine bir şeyler atacağız. Bakalım işe yarayacak mı? Bunu yapmadan önce birazcık hem cihazın bir ürünün bir kutusundan çıkartayım. Şöyle açalım. Böyle kocaman da bir şey bu arada. Şöyle açıldı. Pizza kutusu gibi maşallah. Bunu da açalım. Şöyle kutudan şöyle bir şeyler çıkıyor. Şöyle yakından da göstereyim. Bir tane bez var. Plastik eldivenler var. Bir de böyle işte ekran temizleyici solüsyon var bu kutunun içinden. Bir de işte nasıl kullanılır? Koruma paneli, kullanım kılavuzu diye bir kılavuzumuz çıkıyor. Bunu bir kenara kaldıralım. Şöyle yaptık. Evet, şimdi panelimiz burada. Panel bu aslında. Şu anda görüyorsunuz bakın. Çok şeffaf değil gibi görünüyor ama birazdan bir detay söyleyeceğim. O şeffaflığı sağlanacak. Nasıl takılıyor bu? Onu söyleyeyim. Şu kısmında iki tane misinadan ip koyulmuş buraya. Bunlar ayarlanabiliyor mesafeler. Hem sağında hem solunda. Üst kısmı L şeklinde tasarlanmış. Bu L şeklinde tasarlandığı için televizyonun üzerine böyle taktığımız zaman duruyor. Kenarlarından da bu parçalarla sıkıştırdığımız zaman televizyonumuza takılmış oluyor. Yani özel bir işleme vesaire gerek yok. Bu arada neden şeffaf değil de işte çok şeffaf olduğunu iddia ediyor kutusunda. Burada niye değil? Şu anda üzerinde bir koruma filmi var. Bunu takarken veya taktıktan sonra çıkartacağız. İki tarafında da var bu arada koruma filmi. Bu koruma filmlerini çıkarttıktan sonra biz cihazı takacağız. Bu sayede o zaman daha keskin ve net olacak. Şimdi o filmleri bir çıkaralım. Şimdi önce takmadan önce bu ekran film koruyucu filmleri sökün diyor. Zaten biz de bunu yapmamız gerekiyor. Yoksa görüntüyü net bir şekilde alamayacağız. Şimdi sökelim. Biraz gürültülü oldu ama ekran koruyucu filmlerini söktük. Şimdi artık daha net ve keskin, tertemiz bir görünüme sahip koruyucu camımız hazır. Koruyucu filmleri söktükten sonra bu akrilik malzememiz şu anda görüyorsunuz. Şu anda şeffaf bir hale geldi. Artık bunu takmaya hazırız. Söylediğim gibi şu kısmında biri bir ucunda ve diğer ucunda böyle misina şeklinde sağlam kalın misinalı iki mekanizma var. Bunu ekranın önüne taktıktan sonra otomatik olarak birazcık sıkıştıracağız. Kenarlarında böyle bir özel bir mekanizma var. O mekanizmayı sıkıştırdıktan sonra doğrudan doğruya takılmış olacak. Şimdi onu bir takalım. Bakalım nasıl duracak televizyonun ekranında. Thank you.
Takma işlemi gördüğünüz gibi 1-2 dakika bile sürmüyor. Çok basit, çok kolay. Şu anda televizyonumuzun ekranında var. Varlığı da yokluğu çok anlaşılmayan bir aksesuar. Şu anda görüyorsunuz. Çok güzel bir şekilde durdu. Takması da kolaydı, söylediğim gibi çok zor bir şey değil. Üst taraf zaten L şeklinde olduğu için hemen oturuyor, rahat bir şekilde takılmış oldu. Şimdi bir deneyelim bakalım sağlamlığı, güçlülüğü nasılmış. Evet, kurulumu yaptık. Hızlıca halloldu zaten. Hemen takmasında falan çok zor bir şey yok. Üzerindeki koruma filmlerini çıkartıp doğrudan doğru ekranı yerleştiriyorsunuz. Yan taraflardaki misilana sıktığınız zaman ekran koruyucu hazır hale geliyor. 3 milim akrilik bir malzemeden üretilmiş. Çok keskin ve net diye yazıyor kutusunda. Hakikaten de öyle. Şu anda hani ben çok yakınımda olduğum için anlaşılıyor ama uzaktan baksanız üzerinde bir koruyucu olduğu falan anlaşılmayacak kadar keskin ve net bir, yani berraklığı olan bir malzeme. Şimdi ne var elimizde? Limonumuz var. Bakın şöyle. Sert bir limonumuz var. Epeydir buzdolabında herhalde duruyor bu. Bir tane kalem. Kalemimiz var. Anahtarlığımız var. Benim kendi evde kullandığım anahtarlık. Bir de çeşitli ebat ve ölçülerde bozuk para var. Şimdi bunları sırayla ekrana atacağız. Bakalım ekranımız ne kadar dayanacak? Ne olacak? Çizilecek mi? Herhangi bir zarar gelecek mi? Hep beraber bakalım. Evet sevgili Teknoloji Oku takipçileri, hazır mıyız? İlk deneyimizi limonla başlatıyoruz. Limonu atacağım. Dediğim gibi sert bir limon bu arada. Gidiyor limon. Hazır mıyız? Atıyorum. Attım. Şimdi bozuk parayla devam edelim. Böyle şu küçük, ups, para da düştüğü yere, önemli değil. Şu 1 liralar var elimizde. 3 tane 1 lirayı yine Armor TR'ın üzerine atacağız. Bakalım ne olacak. Evet, paraları da attık. Hala sesleri geliyor yerden bu arada. Şimdi gelelim anahtarlarımıza. Üzerinde bir sürü anahtarlık var. Hatta iki tane de USB var. Şimdi anahtarlığı atacağız. Böyle yaramaz çocuk simülasyonu yapıyoruz şu anda. Yaramaz bir çocuk olursa atar değil mi mesela televizyonu, her şeyi? Attın bakalım ne olacak? Biz de bunu atıyoruz şu anda. Hazır mıyız? Hadi bakalım. Ve son olarak kalemimiz var. Kalem atılır mı? Atılabilir. Çocukları biliyorsunuz her şeyi fırlatıp atabiliyorlar. Sıvı şeyle de atabilirler bu arada. Onu da koruyor gördüğünüz gibi. Çünkü üzerine sıvı temas ettiği zaman da en azından böyle tabii bir kova suyu atmak olmaz ama hani böyle çocuğun yediği bir meyve olur, bir sebze olur, bir şey olur, attığı zaman ekranı o da korumuş oluyor. Şimdi kalemimizi de atıyoruz. Sevgili Teknoloji Oku takipçileri, gördüğünüz gibi limon attık, anahtar attık, para attık, kalem attık. Ne oldu? Ekranda böyle hafif şeyler oluştu. Şurada mesela bir şeyler var. Bunları sildiğimiz zaman bunlardan hiçbir iz kalmıyor. Herhangi bir çizik vesaire yok. Gayet çok başarılı. Özellikle böyle evinde çocuk olanlar, pahalı da bir televizyonunuz varsa, aman televizyonumun ekranını nasıl koruyacağım, ne yapacağım, çocuklar bunu kırar, döker, üzerine bir şey atar vesaire gibi bütün sorunları ortadan kaldırıyor bu Armor TR'ın televizyon ekranı koruyucusu. Gayet de başarılı. Bir silmeniz gerekiyor ama bir şeyler attıktan sonra, biz de hani deney için yaptık burada. Böyle bir çizikler, çizik değil ama hani attığımız şeylerin parçacıkları oluştu. Hatta onu hemen deneyelim. Kutusundan çıkan bu
şeyimiz vardı, solüsyonlarımız vardı. Bir deneyelim bakalım işe yarayacak mı? Şöyle açalım. Şunu da çıkartalım. Görüyorsunuz. Şöyle. Bir silelim bakalım bu attığımız malzemelerin kalıntıları. Şöyle. Fıs 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 yaptık. Bakalım ne olacak? Evet. Şimdi şöyle bir detaylıca bakayım. Yani bir kırılma vesaire yok. Öyle söyleyeyim. Çizik falan da yok. Gayet başarılı. Gayet güzel olmuş. Şu anda gördüğünüz gibi. Vallahi güzel oldu. Gördüğünüz gibi bir çizik vesaire hiçbir şey yok. Özellikle evinde çocuk olanlar, çocukları olanlar için, küçük çocukların televizyonlara zarar vermesini istemeyenler için çeşitli boyutlarda var bu arada. Bizim test ettiğimiz, bize gönderilen ürün 49 inçlik, 124 santimlik televizyonun ekranları içindi. Hatta bizim televizyon bir tık küçük geldiğini söyle. Biz televizyonumuz biraz daha küçük. Bu koruyucu birazcık büyük geldi. Alırken ona göre alabiliyorsunuz. Yani 42 inç, 40 inç falan gibi çeşitli varyasyonları var. Bizim bu test ettiğimiz ürün 449 TL gibi bir fiyat gördüm. Farklı fiyatlar olabilir. Hani üstü olur, altı olur ama o civarda bir şey. Pahalı mı? Evet, biraz pahalı. Ama bir televizyonun, özellikle bu boyutta bir televizyonun, 49 inç bir televizyonun en az 4-5 bin lira olduğu düşünülürse, ki işte OLED'de şuydu buydu falan derseniz fiyatlar çok daha uçuyor. 449 TL'lik bir koruma mantıklı olarak görülüyor. Ama söylediğim gibi özellikle evinde çocukları olanlar için ya da ekranın korunmasını isteyenler için güzel bir seçenek. Ama hani böyle normal şartlarda evinizde öyle bir şey yoksa, ne bileyim, evcil hayvan da olabilir bu arada. Bazı hayvanlar da belki bir şeyler yapabilir. Öyle bir durum yoksa alınması gereken bir ürün değil. Ama varsa ve böyle bir ihtiyacınız da olacaksa önerebileceğimiz bir ürün. Bir gidin bakın derim ben. Çeşitli işte MediaMarkt'ta, şurada burada vesairede görebileceğiniz bir ürün. Orada da en azından nasıl göründüğünü vesairesini orada siz de kendiniz de görebilirsiniz. Armor TR'nin televizyon ekran koruyucusunu test ettiğimiz videomuzun sonuna geldik. Ürünle ilgili merak ettikleriniz olabilir, anlatmayı unuttuğumuz şeyler olabilir veya şunu merak ediyorum, böyle bir özelliği var mı diye sormak istediğiniz bir şey varsa bu videonun altında bizlere iletebilirsiniz. YouTube kanalımıza aboneysenizdir diye tahmin ediyorum. Değilseniz abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir çekte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.